Evet, şöyle çekeyim isterim. Ufak bir kasaba. Kasabadan geçtiğim yerleri de görüntülemek istiyorum size. O yüzden şimdi buradan... Gerçekten güzel. Şimdi çok ilginç ve güzel bir Londra dışında bölge göstereceğim. Burası Sandford of St. Martin. Church ve Castle olarak geçiyor. Etrafı göstereyim size şimdi. Bakın. Görüyor musunuz ne kadar güzel? Çatıyı çok ilginç bir dizaynla yapmışlar. Bu İngiltere'de evlerin çatılarını böyle yapar. Ortam gerçekten çok güzel. Oksijenli bu. Şöyle etrafı göstereyim size. Evet, şurası da güzel bir bina yerleşim alanı. Şurası castle. Ben castle dedim ama bakalım neymiş. Ben de buraya ilk defa geldim. Yeni geldiğim yer. Mezarlar var. Çok fazla rahatsız etmeyin. 13th Century Church. The 13th Century. St. Martin, St. Ford, St. Martin. Evet. ...1939-1945'te restorasyon yapılmış. The glory of God, Allah... ...Allah rızası için. And the grateful memory of... ...following men of the parish who... ...gave their lives for the country in the Great War. 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı için... ...hayatlarını veren insanlar adına yapılmış. 1924 Eylül 1917. Hatırasıyla diyor. Anısıyla. Ralph Samuel Banfield. July 1915, Walter John Anfield Royal Park, 16 June 1918, William Edwin Cox. Evet. Gerçekten güzel yer. En üstünde Ukraynalı Britanya bayrakları. Evet. Görüyor musunuz? Arç şeklinde giriş ve çatıları. Bir de şöyle rüzgar gülleri de çok ilginç. Bu tosta kutusu. Royal Elizabeth Second. Evet, şöyle çekeyim isterim. Bak bir kasaba. Kasabadan geçtiğim yerleri de görüntülemek istiyorum size. O yüzden şimdi buradan böyle gösteriyorum. Bunlar hep köy evleri. Kasaba değil daha doğrusu köy. Köy evleri. Arabalar park etmiş sağlı sollu. İlginç bir görünüm var. Evet. Şimdi köyden çıkıyoruz. Buradan sağa döneceğiz. Evet. Çok dar bir yol. Bu yoldan niye girdik? Ben de bilmiyorum ama girdik işte. Böyle devam edeceğiz bu dar yoldan. Size bu yolu da dar yolu göstermek istedim. Gerçekten güzel arkadaşlar benim için. Ama çok kurak bir yaz geçiyor. Sağlı sollu sararmış dalları da görebilirsiniz burada. Daha sonbahar gelmeden yerler sararmış, kurumuş, yapraklar da dolmuş. Evet, şöyle devam ediyoruz. Ağaçlarla kapanmış tünelin içinden geçiyorum şöyle, size göstermek istiyorum etrafı.
Londra'nın dışı da böyle. Yemyeşil. Sırf Londra'nın içinde parklar yok. Bir de Londra'nın dışında da böyle yeşillik alanlar var arkadaşlar. Yani bir süre sonra yol normale dönecek. Evet. Buradan düz karşıya geçeceğiz.